Sinema Tarihi serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Ülkü Tamer'in Sinema Dedi Ki kitabında Ernst Lubitsch'ten şöyle bir alıntı vardır. Sessiz sinemadan sesli sinemaya geçileceği zaman yapımcılar en büyük yıldızları çağırdılar. Ve yapımcılar dediler ki sessiz sinemanın en büyük yıldızları olan siz bayanlar baylar artık konuşmayı öğrenmelisiniz. Kaşınızı gözünüzü oynatmanız, kameranın sağına soluna bakmanız, yönetmenin buyruklarına boyun eğmeniz, sonra da İyi bir oyun çıkarmış olayım diye dua etmeniz yetmez. Konuşmayı, sahneleri, kişilikleri ortaya çıkarmayı, diyalogları ezberleyip rollerinizi oynamayı da öğrenmelisiniz. Bunu başaranlar eskisinden de büyük olacaklar. Başaramayanlar ise ne kadar büyük olurlarsa olsunlar bir gecede silinip gidecekler. Sonra bütün büyük yönetmenleri topladılar ve dediler ki ey sessiz sinemanın yönetmenleri, artık sabahları yanınıza bir kamera, biraz film, bir de yönetmen yardımcısı alarak yollara düşmek, orada burada bir şeyler çekerek getirmek yok. Senaryo okumayı, kişilikleri ortaya çıkarmayı, uyum sağlamayı, yazılmış bir öyküyü anlatabilmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başaranlar eskisinden de büyük olacaklar. Başaramayanlar ise bir gecede unutulup gidecekler. Sonra filmlere ara yazıları yazanları topladılar ve dediler ki siz yazarlar. Artık zarfların arkalarına çiziktirdiklerinizi getiremeyeceksiniz. Yönetmen size filmi teslim ettikten sonra yazı uydurmak yok. Drama yazarları olacaksınız. Diyalog yazacak, çatışmaları ortaya çıkaracaksınız. Bunu başaranlar sonsuz paraya ve üne kavuşacaklar. Başaramayanlar ise yok olacaklar. Gerçekten de böyle oldu. Sessiz sinemanın birçok yıldızı, yönetmeni, yazarı silinip gitti. Ama değişime ayak uyduranlar hala ayakta kaldılar. İşte o ayakta kalan isimlerden Stan Laurel ve Oliver Hardy. Ya da herkesin bildiği adıyla Laurel ile Hardy. Birbirinden tamamen farklı ama bir o kadar da uyumlu bu iki adam komedinin sihirli dünyasında milyonları kahkahaya boğdu. Stan Laurel ince yapılı, şaşkın bakışlı ve sakarlıklarıyla gönüllerde taht kurarken Oliver Hardy daha iri, kendine fazlasıyla güvenen ama her zaman işler istediği gibi gitmeyen karakteriyle hafızalara kazındı. Bu iki farklı karakter beyaz perdede mükemmel bir uyum sağlayarak 20. yüzyılın en ikonik komedi ikilisi oldular. Laurel ile Hardy, sessiz sinema döneminden sesli sinemaya geçişin zorluklarını başarıyla aşarak her iki dönemde de hayranlarının yüzünü güldürmeyi başardı. İkili, sakar hareketleri, yanlış anlamalarla dolu diyalogları ve başlarını açtıkları türlü belalarla yalnızca güldürmekle kalmayıp izleyicilere içten bir sıcaklık da sundu. Çünkü onların hikayesi sadece gülen yüzlerden değil, dostluğun, sadakatin ve pes etmemenin de bir hikayesiydi. Sessiz dönemden sesli döneme geçerken birçok oyuncu bu değişime ayak uyduramazken Laurel ile Hardy zekice yazılmış senaryoları ve olağanüstü fiziksel komedi yetenekleriyle hem sessiz hem de sesli filmlerde büyük bir başarı yakaladılar. Onlar sadece birer komedyen değil, aynı zamanda bir neslin kahramanlarıydı. Laurel ile Hardy'nin filmleri Türkiye'de Ferdi Tayfur'un olağanüstü seslendirmesiyle bir başka yön kazandı. Köprüde olduk. Bir türlü anlayamıyorum ki bizim öbür insanlardan farkımız nedir? Neden biz bir türlü bir baltaya sap olamıyoruz? Neden balta sapı olmadığımızı ben pek hala biliyorum. Tahsilimiz yoktu. Hiçbir mektebe gitmedik de ondan. Belki haklısın. Tabii hakkım var. Biz de herkes gibi mektebe gitseydik fikrimiz yontulurdu. Özellikle Hardy de sesini kalınlaştırıp Laurel de incelterek İki oyuncuyu da birden Türkçe seslendiren Ferdi Tayfur, dil oyunlarıyla işte örneğin geliyorsun mu, yapıyorsun mu, söyleyebilirsin mi gibi yerel dokundurmalarla Laurel Hardy filmlerine sanki yerli bir hava verdi. İngilizce bilen Türk seyirciye bu İngilizce filmlerin çok yavan gelmesi Ferdi Tayfur'un katkısının önemini göstermekte. O çıkacak. Bu beni ilgilendirmiyor. Nasıl yani? Burada kalmaya karar verdim. Aslında planlarım yolunda gidecek olursa belki de asla geri dönmem. Laurel ile Hardy'nin Yüzyılın Savaşı, Bırakın Gülsünler, Büyük İş gibi çok başarılı kısa filmlerin yanı sıra uzun süreli, uzun metraj filmleri de gerçekten büyük bir başarı elde etmiştir. Bunlardan bazıları Laurel Hardy Çölün Oğulları, Laurel Hardy Denizci, Laurel Hardy Hokkabaz, Laurel Hardy Dans Hocası, Laurel Hardy Kuru Gürültü, Laurel Hardy Boğa Güreşçisi gibi birçok film yer alır. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.